Herkese merhaba, bilindiği gibi Türkiye münever kara bulut cinayetine yeniden odaklandı. Çünkü Münevver Karabulut'u hunharca öldüren Cem Garipoğlu cezaevinden kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü bu iddialar son dönemlerde Türkiye'nin gündemini baya bir meşgul ediyordu. Ve son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı doğru bir karar vererek bu iddiaların artık son bulması için Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Yani fethi kabir yapılarak içinde inceleme yapılacak, DNA örneği alınacak ve DNA örneğiyle birlikte mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığının yanıtı aranmış olacak. Tabi aslında şu an Türkiye'de hem sosyal medyaya hem de benim de karşılaştığım insanlara, konuşum insanlara baktığımız zaman bu şüphe hiçbir zaman için adli tip raporu ortaya çıksa bile insanlar da giderilmemiş olacaktır. Çünkü bir kesim mutlaka inancı şu şekilde ben Cem Garibol'un kaçtığını düşünüyorum adli tip raporunu da değiştirebilirler diyerek bir şehir efsanesine artık dönmüş durumda ve ileriki dönemlerde de rapor aslında ne çıkarsa çıksın büyük olasılıkla yine insanlar belki de rapora güvenmeyeceklerdir. Tabii bu raporun çıktığı zamanki sonucuna göre değerlendirmemiz gerekecek. Fakat eğer ki Cem Gariboğlu mezarın içindeki kişidir denirse aslında şüphe yine bazı kişiler üzerinde gitmemiş olacaktır. Hep biz bunları konuşuyoruz ama ben aslında yıllardır bu cinayeti takip eden birisi olarak hep şu sorunun aslında yanıtını arıyorum. Cem Gariboğlu Münevver Karabulut'u neden öldürdü ve niçin öldürdü? Biz aslında yargılama esnasında bile bu sorunun yanıtını bulamadık. Ve öyle bir dosya haline geldi ki bu dosya tam anlamıyla netlik kazandırılamamış bir durumdaydı benim için. Bunu şunun için söylüyorum. Bilindiği gibi Cem Gariboğlu vahşice o cinayeti işledikten sonra aylarca kaçtı. Ta ki 18 yaşını doldurmasına bir hafta kala polise teslim oldu. Bakın burası çok önemliydi. Çünkü eğer ki 18 yaşını doldurmuş olsaydı Cem Gariboğlu poliste sorgulanacaktı. Yani Emniyet, asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Masası polisleri Cem Gariboğlu'nu günlerce nezarette tutup, sorguda tutup belki de cinayetin üzerindeki sır perdesini tam anlamıyla aralayabileceklerdi. Fakat çocuk olarak kanunda yer aldığından 18 yaşını doldurmadan önce tam da bir hafta önce gelip teslim olduğunda çocuk şubeye gitti. Ve çocuk şubeye gitmesi şu anlama geliyordu. Polis ifadesini alamaz. Ancak ve ancak psikologlar eşliğinde, pedagoglar eşliğinde ifadesi alınması gerekiyordu ya Cumhuriyet Savcılığı'nda alınacaktı ya da çocuk şubede bile ifadesi alınmış olsa mutlaka ve mutlaka yanında Petekoklar eşliğinde ifadesi alınması gerekiyordu ve dediğimiz gibi 24 saat içinde de adli çıkartılması gerekiyordu bu planı kim yaptıysa dedikleri gibi de oldu çocuk şubeye teslim olduktan sonra Cem Gariboğlu 24 saat içinde adliye sevk edildi ve sonrasında tutuklandı cezaevine. Önce Maltepe'deki çocuk cezaevine kondu. Daha sonrasında Silivri cezaevine geldi. Ve sonra olarak da biz Silivri cezaevinde intihar ettiği haberini aldık. Ta ki karara kadar işte şimdi kararda da fetih Kabir yapılmasına onay verildi. Fetih Kabir'i yapılması için tabii ki ailenin de bir onayı olduğunu belirtmek gerekiyor. Münevver Karabulut'un ailesi yani Süreyya Karabulut ısrarla mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığını iddia ediyordu. O yüzden de mezarının açılmasını istiyordu. Garipoğlu ailesi de bildiğiniz üzere daha önce sosyal medyada paylaştığım gibi bir sene önce yaklaşık onlar da mezarın açılmasını istediler ve şimdi mezar açılacak ve mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu değil mi bu sorunun yanıtı aranmış olacak. Şimdi aslında buraya kadar birçok şeyi biliyorsunuz. Ben sizi biraz daha geçmişe götürmek istiyorum. Geçmişten kastettiğim Cem Garipoğlu'nun ifadesi alındığı döneme gelmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere bu ifade aslında hepimiz için önemliydi. Belki birçok kişi Cem Gariboğlu o sorgu odasında ne yaşadı? Pedagogla birlikte ifade verirken ne yaşadı, neler oldu? O gün hangi sorular soruldu ve ne yanıtlar verildi? İşte ben size aslında o güne götürmek istiyorum. İfadelere götürmek istiyorum. hemen de şunu da belirtmem gerekiyor. Bu ifadeyi verirken Cem Gariboğlu'nun yanında avukatları ve yine dediğim gibi pedagoglar bulunuyor. Bunu da altını çizmek gerekir. Şimdi Cem Gariboğlu'nun verdiği ifadeyi ben sokuyorum. Ben Maktül Münevver Karabulut tanıyorum. Kendisiyle bir yıl kadar önce Starbucks kafede Bebek'te tesadüfen tanıştık. Yanında iki kız arkadaşı vardı. Bana annesinin doktor olduğunu söylemişti. 2-3 hafta sonra da kardeşi Emel'le de tanıştık. Zaman zaman o da grup arkadaşlar içerisinde oturup konuşuyorduk. Ben Münevver'in annesinin ve babasının tam olarak ne iş yaptığını sormadım ve bilmiyorum. Ancak yukarıda dediğim gibi annesinin doktor olduğunu söylemişti. Ben de nasıl olsa ileride tanırım diye araştırmadım. Ben orta halli bir ailenin kızı olduğunu düşündüğümden fazla bu konularda bir şey sormadım. Ancak benim maddi durumum iyiydi. O da bunu biliyordu. Yani tahmin etmesi lazımdı. Çünkü ben ona pahalı hediyeler de alırdım. Hatta kendisine burada bir marka söylüyor. Pahalı bir çanta aldığımı hatırlıyorum. Ancak kendisine altın, takı, ve benzeri gibi bir şeyler almadım. Benim birkaç adet kullandığım cep telefonum vardı. Bunları değişik zamanlarda kullanıyordum. Hatta ikisini hatırlıyorum diyerek burada telefon numaralarını veriyor. Münevverin numarasını söylüyor ancak numarasını hatırlamıyorum. Telefon numarası yine burada Münevverin bir numarasını söylüyor. Bu telefonlar karşılıklı olarak yüzlerce kez mesajlaşmıştık. Ayrıca benim kullandığım iki adet MSN adresim vardı. Ben Münevver'in annesi ve babasıyla tanışmadım. Ancak benim annem İstinye Park isimli alışveriş merkezinde. Annem orada alışveriş yaparken biz yanına gittik. Orada kendisiyle tanıştırdım. Kendisini kız arkadaşım Münevver diye tanıştırdım. Ayaküstü 2-3 dakika konuştular. Öğrenci misin, okuyor musun diye sorular sordu. Annemi orada bırakıp ayrıldık. Daha sonra annemle görüştüğümde bana iyi bir kıza benziyor demişti. Ben son 4-5 ayda kendisine duygusal olarak bağlandım ve sevgili olmaya başladık. Ancak evlilik planları yapmadık. Sadece dalga geçer gibi evlilik konusuna değiniyorduk. Ben 2008 Kasım ayı sonunda ve Aralık başlarında 20 günlüğüne abim Levent'in öğrenci olarak bulunduğu Moskova'ya gittim ve döndüm. Kendisiyle ara sıra sinemaya giderdik. Romantik komedi türünden filmlere gidiyorduk. Bu olaydan yaklaşık 2 hafta kadar önce korku, şiddet içeren bir filme gitmiştik. Filmin adı İngilizce verildiği için ikimiz de kötü İngilizcesiyle telaffuz ettik. Filmin adı Kanlı Sevgililer Günü'ymüş. Biz onu lanet yani berbat sevgililer günü olarak düşünerek gittik. Ancak o gün korku içeren filme gitmeye ben mi o mu teklif etti hatırlamıyorum. Ben Münevver'i seviyordum. Onu aldatacak, başka bir ilişkiye girmedim. Bana o dönemlerde kıskançlığı dalga geçermiş gibi yapıyordu. Ancak biz bunları birbirimize karşılıklı olarak yapardık. Bizim kıskançlık hareketlerimiz kur yapmak şeklindeydi. Olay gününe kadar her şey çok güzel gidiyordu. Ancak olay günü olan 03.03.2009 tarihinde ben Münevver ile buluştum. Beşiktaş'taki Bingül Erdem Lisesi'nden öğleden sonra 13.14 gibi taksiyle gidip aldım. Yalnız gittim. Olay günü buluştuktan sonra ne yapalım dedik ve benim elime gitmeye karar verdik. Biraz burada Münevver Karabulut anısını da düşünerek bazı bölümlerine girmek istemiyorum. Biraz yakınlaşmayı düşünüyorduk. Bunu ben kendim düzelterek söylüyorum. O gün ya da daha önceki günlerde kendisiyle yakınlaşmayı düşünmemiştim. Ancak yalnız kaldığımızda kendimizden böyle yakınlaştığımız oluyordu. Zaten yakınlaştığımızın ötesine de geçmiyorduk. Olay günü ben eve gitmeyi teklif ettim. O da hayır demedi. Bana güveniyordu. Çünkü daha önce de kendisiyle aynı yere bir araya gelmiştik. Kendisine bir zarar vermemiştim. Başka bir taksiyle Bahçeşehir'deki evimize gittik. Villa babamın üzerine kayıtlıdır. Babamın avcılar ofisi vardır. Annem de dışarı çıkmıştı. Akşam 19.30, 20 gibi evde olurlar. Ben bunu biliyordum. Bizi bu şekilde evde yalnız bir arada görmediler. 14-15 sıralarında eve taksiyle gittik. Evin 3 kapısı vardır. Birisi bahçeye ve havuza uzanan kapı, biri ön ve arka kapı. Biz bahçe ve havuza uzanan kapıdan içeri girdik. Bende anahtar vardı ve evin kapısını açıp girdim. Daha önce bahçeyi hiç gezdirmemiştim. Ona bu sefer bahçeyi gezdirdim. Bu da ortak alan olan tüm villaların bahçesi olduğu için gezdirdim. Tekrar bahçeyi dolaşıp bizim bahçeye geldik. Arka kapıdan girmek istedik. Ancak dışarıdan anahtar tehtifatı olmadığı için o orada bekledi. Ben ön kapıdan girdim, kapıyı açtım ve onu içeri aldım. Ön kapıya kadar boşuna gidip yorulmasın dedim. Ev biraz geniş olduğu için bahçede dolaşıp yorulmuştu bu şekilde uygun gördüm. Ben tam hatırlamıyorum ancak içeri geçince iki duble vodka içtim. Ben aç karnına içip içmediğimi hatırlamıyorum. Ancak kesin bir şeyler yemişimdir. Ancak ben aç karnıma içki içmem. Çünkü bir şeyler atıştırdığımı hatırlıyorum. Münevver bir şey içmedi. Evde bir şeyler yedik. Aparatif şeyler hazırlayıp yedik. Uzun süre olmama kaydıyla 10 dakika kıyafetlerimiz üzerimizdeyken yakınlaştık, öpüştük hafif birbirimize sarıldık. Duygusal olarak sevgimizi paylaştık. Ancak bu çerçeveyi aşmadık. Bana su içmeye gidiyorum deyip 5-10 dakika yanımdan ayrılmıştı. Ben o sırada cep telefonuna el attım, mesaj bölümüne geçtim ve mesaj ve telefon çağrılarına baktım. Başka bir erkeğin mesaj ve çağrılarına rastladım. Şimdi bu tamamen ezberletilmiş olan bir ifade. Diyoruz ya bu çocuk aylarca kaçmış, saklanmış gizlenmiş ve bu ifade için hazırlanmış. Bunu ne için söylüyorum? Başka bir erkeğin mesaj ve çağrılarına rastladım diyor ve o mesajlarda her kimse sevgilim diye hitap eder şekilde mesaj çekmişti. Sevgili ya da flört çerçevesinde görüşme olduğunu tahmin ettim. Ben bu mesaj ve görüşmelerden anladım. Benden gizlenen bir ilişki olduğunu hesapladım. Ben bir yıllık arkadaşım ve son 5 aydır da duygusal bağlarım olan biriyle arkadaştım. Ve ben bu mesajları okuyunca münevvere ne kadar bağlandığımı anladım ve adeta çılgına döndüm. Döndü ve telefonu karıştırdığımı gördü. Bir şey görmemişim gibi davrandı. Şimdi bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Hani tamamen kurgulanmış bir ifade değil. Şimdi bunu sizde okudum. Tamamen kurgulanmış olmasının sebebi Münevver Karabulut'un cep telefonunda mesajlarında dosyada böyle bir şey söz konusu değil. Atılmış olan mesajlarda yine aynı şekilde biliyorsunuz ki geri getirilebiliyor. Ayrı şekilde de GSM şirketi kimse onlardan atılan mesajlar talep edilmişti, dosyaya girmişti. Yani dosyada böyle bir mesaj söz konusu değil. Yani Cem Garipoğlu'nun söylemiş olduğu yok işte beni aldatıyordu dediği mesajı ispatlayacak bir tane mesaj yok. Bunu için söylüyorum? İşte hazırlanarak gelmiş bir Cem Gariboğlu var. Hazırlanarak teslim olmuş ve sorguya girmiş olan bir Cem Gariboğlu var. Ve hazırlanırken neler söylendiyse aynı şekilde sanki tına içerisine söylüyorum namus cinayeti işçesine bir kılıf uydurmaya ve yargılamada hafifletici neden almak için uydurulmuş olan bir ifade metni olduğunu bana göre altını çizebilirim. Bir şey görmemiş gibi davrandı. O bir şey demeyince ben konuya girdim ve tartışmaya başladık. Ben telefonu kurcalarken Münevver'in ilişkide olduğu, görüştüğü kişinin aşağı yukarı nasıl bir kişi olduğunu anlamıştım. Yani bu kişinin erkek bir kişiyle ilişkisi olduğu ve bu ilişkide benden gizlediği ve bu ilişkisinde de belli bir aşamaya geldiğini düşündüm. Ve onunla buluşuyor olduğunu tahmin ettim. Ve ona mesajdaki konuyu sordum. O da üstünde durmamın gereksiz olduğunu, beni sevdiğini, böyle bir kişiyle görüşmediğini söyledi. Kendisinin böyle kişilere karşılık vermediğini bana anlatmaya çalışıyordu. Ancak beni ikna edemedi. O sırada vodka 3 dubleyi bulmuştu. Durumu kurtarmaya çalıştı ancak ben ikna olmadım. Ben daha önce hiç bu psikoloji altına girmemiştim. O an sanırım kendimi kaybettim. Ona şiddet uyguladım. Ona vurdum. Ona saldırdım. Olay mutfakta oldu. Mutfağımız normal boyuttan Fazla büyük olmayan bir mutfaktı. Orada bir meyve bıçağı duruyordu. Açıkçası bütün olaylar mutfakta gerçekleşti. Öfkeyle önce bıçağı bir kere karnına vurdum. Ben onun karnına hangi şiddeti vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Evde o gün başka kimse yoktu. Sonra ne yaptığımı tam hatırlamıyorum. Ben bir kere vurdum hatırlıyorum. Ancak kendimi hatırladığımda cansız bedeni yerde gördüm. Ben Münevvere onu cansız olarak yerde düşünecek kadar nasıl zarar verdiğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak onu halde görünce panik oldum ne yapacağımı şaşırdım önce bavula koyayım dedim bavula sığdırmaya çalıştım sığmayınca başını kesip sığdırmak için testereyle ihtiyacım olduğunu düşündüm onu öyle bırakarak arka kapıdan çıktım ve bahçenin olduğu yoldan 10 15 dakika mesafedeki bir nalbura gittim 50 TL verdim 15 TL civarını bir testere aldım gazeteye sarıp poşete koyup bana verdiler dükkanın çıkışında bir nalburcuyla karşılaştım ancak bana bir şey sormadı. Yine bahçe kapısını içeri girdim. Yine Cinnet geçirdim. Bu defa testereyle buralara geçeceğim. Başını gitar çantasına koydum ve korsan taksi çağırdım. Ön kapıdan valizlerle çıktım. Evin yakınındaki okulun köşesine taksiye bindim. O anda cesetten kurtulmaya çalışıyordum. Ben olaydan sonra kimseden yardım istemedim. Sadece taksiyle valizleri taşırken taksici beni tanıyordu. Ancak bagajıma yardımcı oldu. Ben o anda olayın vahimiyeti ve Münevver'in öldüğünü anlayınca panikle cesetten nasıl kurtulacağımın hesabını yapmaya başladım. Bir çöp konteyneri atarım dikkat çekmez diye düşündüm. Daha önce dedemlerin bölgesine gittiğimde her nasılsa taksici o adresi verdim. Taksici beni o adrese götürdü. Valizleri indirmeme yardımcı oldu. Ben de taksiciye 45 TL para verdim ve gitti. 4-5 tane çöp konteynerinin olduğu yere indim. Az ileride sokak arasında okulun orada bir çöp konteynerin vardı götürüp oraya bıraktım. Ben o sırada etrafı kontrol ettiğimde kimseyi görmedim. Ancak birileri gördüğünü iddia edebilir. Gördüm diyen demek ki görmüş. Bilmiyorum. Ben belediye otobüsüyle geri döndüm. Ben eve annem ve babam eve geldikten sonra geldim. Ben eve geldiğimde saat tahmini 20, -20 30 sıraları yanlış oldu. Babam evde değildi. 21.30-22 gibi eve geldi. Ben cesedi evden götürmeden önce kan vardı. Çeşitli tişört, bez gibi şeylerle silmiştim. Mutfak ve orada burada kan izleri vardı. Ben onları temizleyip çıkmıştım. Temizlediğim giysileri kendi dolabıma gizledim dedi. Hazır olan psikoloji uzmanlara soruldu kişinin cinnet geçirdikten sonra bu kadar kısa sürede kendisini toparlayıp suç delillerini profesyonelce ortadan kaldırıp hiçbir şey olmamış gibi davranması için aradan ne kadar süre geçmiş olması lazımdır diye soruldu. için dedim ya sorgu esnasında psikologlar da var, pedagoglar da var. Ben şimdi buradaki doğal olarak kişilerin bilgilerinde gizli kalması için iki kadın psikoloğun isimlerini söylemeyeceğim. Ama doğal olarak ki onlar da Burada kendi ifadeleri çerçevesinde Cem Garipoğlu'nun vermiş olduğu ifadeler çerçevesinde yorum yapıyorlar. Şimdi iki psikolog da söz alıyor. Belli bir kotası olmamakla birlikte kişinin cinnet geçirdikten sonra bilişsel motor kabiliyeti bozulur. Yavaşlar, planlı ve organize hareket edemez. Kendisini toparlaması için geçen süre kişiden kişiye değişmekle birlikte suçun akabinde bu planlamayı yapamaz dediler. Sonrasında şüpheli tekrar söz alıyor. Yani uzmanlar diyor ki Cem Gariboğlu'nun verdiği ifade bize inandırıcı gelmiyor. Her şeyi tek başına yaptığını söylüyor. Delilleri de tek başına temizlediğini iddia ediyor. Tek başına o an öyle bir psikolojik cinnet halindeki kişinin asla ve asla bunları düşünemeyeceğini altını çiziyor psikologlar. Cem devam ediyor. Uzman kişinin beyanlarına karşı diyebilirim ki ben etrafı tam olarak temizlediğimi söylemedim. Ben kaba temizlik yaptım. Annem eve geldikten sonra buraya ne oldu dedi. Ben de mutfağı kustuğumu söyledim. Ancak bana tam inanmadı. Şüpheli davranmaya başladı. Ancak neden şüphelendiğini ben anlayamadım. Annem bu durumda babamı arayıp telefonla mı yüz yüze mi hatırlamıyorum. Ancak annem durumu babama iletti. Babama oğlunla bir konuş terslik var diyordu. Babam da bana gelip durum sordu. Yani bu kusma olayını konuşalım dedi. Ben de kendimi iyi hissetmedim söyledim. Ona dışarı çıkalım, erkek erkeğe konuşalım dedim. Babam eve geldiğinde bir saat sonra 22.30 gibi dışarı çıktık. Annem evde kaldı. Babamın arabasının markasını söylüyor. Bahçeşehir'deki Barnes kafeye bıraktı. Biz yolda konuştuk. Ben babama önce eve bir kız getirdiğimi, onunla tartışıp yaraladığımı ancak öldürmediğimi söyledim. Babam nasılmış son durumu bir öğren. Sor bir şekilde öğren dedi. Ben kendisini yaraladığım kişi münevver dedim. Babam münevveri tanımıyordu. Babamı şoka etmemek için yaraladığımı söyledim. İlk önce bana yolda kızın durumunu ara bir sor öğrenelim dedi. Ancak ben aramadım. Ben aramayınca niye arayıp sormuyorsun deyince o sırada kafaya geldik. Ancak o sırada ben işin gerçeğini söyledim. Münevveri öldürdüğümü ve çok pişman olduğumu söyledim. Ben araçtan inerken bunu söyleyip kapıyı kapattı ve kafeye gittim. Sonra babam benim bulunduğum kafeye birini yolladı. O kişiyi tanımıyorum. O kişi Cem. Cem diye beni çağırdı. Ben de babamın yolladığı bir kişi olduğunu anlamıştım. Ama tanımıyordum. Ancak tipini hatırlıyorum. Onunla geldi arabaya bindim. Araçta ikimizdik. Bana bir battaniye verdi. Benim gizlenmem için üstümü örttü. Ben arka koltukta kaçak gibi uzanmıştım. Üstümü örtüyle örttü. Çok uzun bir yolculuk yaptık. 6-7 saatlik bir yolculuk yaptık. Bana o şahıs yerimden kıpırdama demişti. Ben de kıpırdamadım. Benim gözüm bağlı değildi. Bir eve geldik. Ancak nasıl bir ev olduğunu hatırlamıyorum. Karanlıkta beni bir eve yerleştirdiler. Daha doğrusu yanlış oldu yerleştirdi ve bıraktı gitti. Şimdi burada sürekli böyle bir çelişki var. Hani yerleştirdiler, ister istemez belki de doğruyu söylüyor orada. Çünkü yerleştirdiler demek yanında birkaç kişi olması demek. O kişileri de net bir şekilde yani gördüğü, tanıdığı birisi olması gerekir. Ama sonra hemen bir düzeltme yapıyor. Yerleştirdi diyor. Yani kişiyi teke düşürüyor. İşte diyor mu bunların bütün hepsi planlı. Daha öncesinden çalışılmış ifadelerde ve bırakıp gitti. Ben bu evde 6 ay kadar kaldım. 10-15 günde bir bu beni götüren kişi yemek bırakıp gidiyordu. Ancak ben kendisini görmüyordum. Tüm bu süreç içerisinde orada kaldım. Bu süreç içerisinde gerek annem, Gerek babam, gerekse hiç kimseyle telefon ya da hiçbir şekilde haberleşmedi. Benimle ilgilenen babamın bir adamıydı. O kişi beni nasıl götürüp beni bir yerde sakladıysa beni getirip teslim etti. O kişi ya da başka biriydi. Temas kurmuş olacak. Daha sonra huzurda bulunan avukatıma beni teslim ettiler. Benim teslim edildiğim yere daha önce gitmemiştim. Neresi olduğunu da bilmiyordum. Ben tekrar buraya getirilip İstanbul'a teslim edildikten 6-7 saatlik yoldan geldim. Gittiğim gibi üstüm örtülü şekilde geldim ve etrafa bakamadım. Beni bırakırken avukatım haber vermişler. Beni bıraktıkları yerde bana plakası verilmiş bir araba tarif ettiler. Ben de o plakalı araca bindim ve şu anda vekilim olan şahıs ile tanıştım ve bu şahıs beni teslim etti. Daha sonra karakola götürdüler. Bundan sonraki ifade dosyadan mevcut belge ve deliller nazara alınarak şüpheli huzura alındı. Soru cevap şeklinde geçildi diye söylüyor. Şimdi yine buraya geliyoruz ya. 6 ay bir yerde saklanacaksınız. 6-7 saatlik bir yere gideceksiniz. Yanınızda kişi hiç hatırlamayacaksınız yüzünü bile hatırlamayacaksınız. Birdenbire hani size kim dediyse babamın adamı olduğunu düşünüyorum. İşte geldim o arabaya bindim yani görmedim hiçbir şey görmedim diyor. Bilmiyorum diye. Düşünün 6 ay boyunca bir yerde kalıyorsunuz ve hiç kimseyi görmüyorsunuz. Size yemek getiriyor yemek getirenleri de görmüyorsunuz. Tamamen ezberletilmiş bir ifade. Şimdi bu sorgu esasındaki sorulara geçiyorum. Soru. Yurt dışında eğitim aldığınız dönemlerde nasıl yaşıyordunuz? Cevap veriyor Cem Garipoğlu. Ben yurt dışında 5-6 yıl kaldım. Süreç içerisinde bir aile buluyorduk ve bu ailelerin yanında kalıyordum. İspanya, Fransa, Çin, Ukrayna, İsviçre'de kaldım. Aile yanında Çin, İspanya, Ukrayna'da kaldım. Aile yanında toplam 3,5 sene kaldım. Ben bu aileler yanında kaldığım süre içerisinde herhangi bir cinsel ya da herhangi bir psikolojik istismara uğramadım. Ya da şiddete maruz kalmadım. Ben en hoşgörülü aileler yanında kaldım. Bir diğer soru geliyor. İfadenizi... Maktule'yi sevdiğinizi söylemenize rağmen evinizde bulunan bilgisayar kayıtlarında yapılan incelemelerde Maktul'le yapmış olduğunuz MSN görüşmelerinde Zeytinburnu Sürtüğü adlı bir klasörde sakladığınız görülmüştür. Neden bu şekilde davrandığınızı açıklayınız. Cem'in bilgisayarı incelendiğinde orada polisler bir klasör buluyor. O klasörde de Zeytinburnu Sürtüğü adı veriliyor. Yani o Sürtük dediği klasörün içinde de Münevver Karabulut'un fotoğrafları var. Yani çok sevdiğim dediği ve ona aşık olduğum için bir başka erkekle gördüğüm için ya da bir başka erkekle mesajını gördüğüm için öldürdüm diyen Cem Gariboğlu bilgisayarında zeytin sürtüğü sürtü diye kaydetmiş. Cevap kısmına geliyorum. Ben bilgisayarımda son bir aylık görüşmelerimi bir klasör altında kaydetmiştim. Klasörün adını zeytin bunu sürtü şeklinde yazmıştım. Bunun bir amacı yoktu. Ben ona değer veriyorum. Onu sürtük gibi görmüyorum. Münevver bana bazen takılıyor ve çakal, reis, asansörcü, sinemacı, üst katçı gibi şeyler kullanıyordu. Çünkü ben öyle sote yerlerde öpüşmeyi seviyordum. Ben sabah 5'te eve bir kız çağırdığımı söyleyerek onu kıskandırmak istedim. Gerçekte böyle bir şey yok. Yine bir diğer soru geliyor. 27.02.2009 tarihli Emisen görüşmenizde Maktüle senin için müthiş planlarım var. Şöyle böyle giyin. Panjurları kapatacağız şeklinde sözler söylediğiniz tespit edilmiştir. Bu konudaki düşüncelerinizi bildiriniz. Cevap veriyor. 27.02.2009 tarihli emisen görüşmelerindeki senin için müthiş planlarım var. Şöyle böyle giyin, panjurları kapatacağız şeklindeki sözleri fantezi olsun diye söylemiştim. Ancak seni boğacağım şeklinde bir şey söylemem söz konusu olamaz. Bir daha araştırılsın, bakılsın diyor. Çünkü orada senin için fantezilerin var dediği yerde bir boğacağına dair de imalarda bulunuyor. O yüzden de bu soru soruluyor. Cem Gariboğlu da ben böyle bir şey söylemedim. Fantezi amaçlı onları söylemiştim diye cevap veriyor. Yine bir başka soruya geçiyoruz. Bilgisayarınızda kayıtlı fotoğraflarda Münevver Karabulut'a benzeyen bir bayan fotoğraf tespit edilmiştir. Bu şahsın kim olduğunu ve aranızdaki ilişkinin ne boyutta olduğunu söyleyiniz. Cevap veriyor. Benim bilgisayar kayıtlarımda resimler dosyasında bulunan ve bana tarafınızdan gösterilen ve tarafımızca Münevver Karabulut'a benzediği iddia olunan bayan arkadaşımın adı Seda'dır. Ben onu Münevver'e benzediğini düşünmüyorum. Benim normal bir arkadaşımdır. Yani Münevver'e benzeyen başka bir kızın da fotoğrafını, Seda isimli bir kişinin fotoğrafını bilgisayarında sakladığını ortaya çıkmış durumda. Bir diğer soruya geçiyoruz. Münevver Karabulut'a anneniz ve babanızın kavgalı olduğu ve babanızın sevgilisi olduğu yönünde sırlarınızı söylediniz mi? Ben kesinlikle münevvere babam ve annemin tartıştıklarını, babamın sekreteriyle aşk yaşadığını söylemedim. Babam ve annemin arası iyidir. Benim onların birlikteliğinden bir hoşnutsuzluğum yoktur. Bir başka soruya geçiyoruz. Münevver Karabulut ile olay günü ne zaman buluşmayı karar verdiniz? Daha önce evinize geldi olmuş muydu? Aslında bu cevabı vermişti ama Cem Gariboğlu yeniliyor. Cinayet günü Münevver ile buluşmak için ne zaman anlaştığımı tam hatırlamıyorum. 27.02.2009 tarihinde Münevver ile MSN üzerinden yaptığım görüşmede onu eve davet etmiştim. Bir sonraki gün onunla konuştuk. Cinayetten önce de onu eve davet ettiğimde bana kısa bir süre önce zaten geldim ne gerek var şeklinde sözler söyledi. Cinayetten 1-2 gün önce MSN ve telefonla görüştük. Ne görüştüğümü hatırlamıyorum. Yani sürekli verdiği cevaplara baktığım zaman Cem Gareboğlu hiçbir şey hatırlamıyor. Sıkıştığı yerde verdiği cevap bu oluyor. Yine soru olayın olduğu gün evde kimler vardı ve kaçta uyandınız? Cevap veriyor olayın olduğu gün sabahleyin uyandığımda evde kimse yoktu. Tek başımaydım. Kaçta uyandığımı hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyor. Bir başka soru. 12-20 sıralarında Serkan Duygun adlı şahıs adına kayıtlı telefonla yapmış olduğunuz görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren. Serkan Duygun'u tanımıyorum. Ancak dediğiniz gibi Serkan Duygun Bahçeşehir'de bulunan ticari taksi durağının elemanı ise muhtemelen evden dışarı çıkmak için ticari taksi çağırmışımdır. Ancak nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Ben 12.25'te Bahçeşehir'de bulunan alışveriş merkezine gitmedim. Şimdi sürekli hatırlamıyor ama sıkıştığı yerler olduğu zaman hatırlamadığını söylüyor. Ama o güne dair de hemen kendi lehine olan şeyleri de hatırladığını altına çizelim. Bir başka soruya geçiyoruz. 12.40 sıralarında Bahçeşehir'de bulunan Ticari Taksi Bürosu'na ait Serkan Duygun adına kayıtlı telefon numarası söylüyor. Cep telefonunuzu Şirin Bahçe, ABM Toplu Konu Ticari Bölge Bahçeşehir'de sinyal aldığı tespit olunmuştur. Bu alışveriş merkezine bu saat itibariyle gittiğiniz mi, gitmediniz mi? O saat itibariyle alışveriş merkezine gitmedim. Yine soru. Çağdaş bu Market'ten yaptığınız alışveriş sırasında fiş aldınız mı almadınız mı? Ben bu alışveriş sonrasında fiş alıp almadığımı hatırlamıyorum diye söylüyor. Yine aynı şekilde de burada elinizdeki şeyin ne olduğunu açıklayın diye soruyorlar. Şimdi burada Cem Garipoğlu'nun kamera görüntülerine ulaşıldığında şüpheli bir başka durum daha var. Saat 12.47'de işte polisler onu söylüyor. Ticari taksiyle bir AVM'ye gidiyor. Elinde de bir poşet var ve o poşetin ne olduğunu soruyorlar. Çünkü o poşette acaba cinayet esnasında kullanılan herhangi bir materyal var mı yok mu onu öğrenmek istiyorlar. Cem Garipoğlu da şöyle bir şey söylüyor. Elimde olan poşetin ne olduğunu hatırlamıyorum. Evde bir eşyamı unuttuğum için tekrar tekrar dönmüş olabilirim diye yine kendince söylüyor bir başka soruya geçiyoruz olay günü Beşiktaş'a gidene kadar münevvereli cep telefonundan birçok kez mesajlaştığınız tespit olunmuştur. mesajların içeriği nedir yazdıklarımı hatırlamıyorum bu görüşmeler sırasında başka biriyle buluşacağını başka bir şahsın kendisini rahatsız ettiğini söylemedi. Ne diyoruz hiçbir şey hatırlamıyor. Soru Münevver'le buluştuğunuz sırada yanınıza kimler geldi? Üzerinize ne giymiştiniz? Cevap yine klasik hatırlamıyorum. Üzerimde çizgili yeşil adidas eşofmanım olmuş olabilir. Okul çıkışında yanımıza Münevver'in iki arkadaşı geldi. Ayaküstü muhabbet ettik. Daha sonra ticari taksiyle Bahçeşehir'e geldik. Bir diğer soru. Olay günü eve girdikten tahminen kaç saat sonra cinayet işlendi? Ve ticaret merkezine saat kaç gibi testere almak için gittiniz. Yukarıda dediğim gibi alt bahçe kapısından siteye girdik ve evin bahçe kapısının önünde bekledik. Ben evin üst kapısını tırmanarak evin kapısını açtım ve alt bahçe kapısını açarak içeriye münevveri aldım. Eve girdikten kaç saat sonra tartışmanın çıktığını ve onu öldürdüğümü hatırlamıyorum. Tahminen bir saat sonra ticaret merkezine yürüyerek gittim. Bir diğer soru evinizde bulunan sizin adınıza düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını nereden buldunuz? Nereden temin ettiniz? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Polisler evde yaptıkları aramalarda Cem Garipoğlu adına sahte bir nüfus cüzdanı buluyor. Ya niye bir kişinin evinde, bir ailenin evinde sahte nüfus cüzdanı bulunur? Çocuğun içinde sahte nüfus cüzdanı bulunur. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğunu altını çizelim. Cevap veriyor burada. Ben nüfus cüzdanını Kendim renkli fotokopide çoğaltarak yaptım. Bu nüfus uzanını yaşım 18'den küçük olduğu için barlara girmek amacıyla yaptım diye cevap veriyor. Bir sonraki soru: Olay sonrası suçta kullandığınız bıçak ve maktulün ait cep telefonunu ne yaptınız? Bıçağı saklamışımdır herhalde. Bıçağın ne tür bir bıçak olduğunu da hatırlamıyorum. Şimdi o esnada doğal olarak polisler önüne bazı fotoğraflar koyuyor. Bu neden olduğunu söylüyorum. Çünkü bunlar Cem Garipoğlu'nun saat saat ne yaptığının net bir şekilde ortaya konulması için. O yüzden de dosyadan renkli bir fotokopi halinde Cem Garipoğlu'nun Bahçeşehir Ticaret Merkezi'nde 03, 03 2009 yani cinayet günü cinayetten önce yani 12.25'te kamera kaydı gösteriliyor. Kendisi Ise, yani Cem Garipoğlu ise kendisinin bu kişi olmadığını söylüyor. Yani ben bu kişi değilim diye söylüyor. Bir sonraki başka hemen soruya geçiyor polislerde. Olay günü saat 15-16 sıralarında başka telefon numaraları da yaptığınız telefon görüşmeleri diyor tespit edilmiş diyor. Bunları da açıklayın diyor. Klasik cevap. Ben bunları hatırlamıyorum diye Cem Garipoğlu söylüyor. Yine olay günü saat 20-29 sıralarında Emine Acar'a ait ve Melis Acar tarafından kullanılan cep telefonu görüşme yaptığını tespit edilmiştir. Bu görüşmenin içeriği nedir diye soruluyor. O da cevap veriyor. Melis Acar'ı tanırım. Bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Olay gönünden önce benim telefonum aramıştı. Ancak kendisi benim telefonla kayıtlı değildi. Ben ise bu çağrının kim tarafından bırakıldığını anlamak için telefonunu aradım. Melis olduğunu gördüm. Kendisiyle telefonda günlük olaylardan konuştuk. Bakın burası çok önemli. Niçin önemli diye söyleyeceğim. Düşünsenize. Yani münevver kara bulutu vahşice öldürmüşsün. Gidiyorsun ve bunu da çöp konteynerine atıyorsun. Ve sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi saat 20.29'da seni arayan Melis Acar'la günlük rutin bir konuşma yapıyorsun. Bu kadar rahat, bu kadar psikolojinin bozuk olduğunu söylüyor. işte psikolojinin bozukluğu öyle böyle. Ama o kadar rahat bir telefonla konuşuyor. Günlük rutin konuşma yaptığını söylüyor. Düşünün hani ruh hali bozuk diyordu ya nasıl bozukmuş diye. Sonra Olay günü cinayet sonrası Eren Tatlışı isimli şahıs tarafından kullanılan aynı şahıs adına kayıtlı telefon görüşmesi yapmışsınız içeriğini bilgili veriniz diyor. Cevap veriyor. Ben cesedi etilerde çöp konteyneri attıktan sonra hızlı şekilde yaya olarak ak merkeze gittim. Orada abimin arkadaşı Eren Tatlı ile tesadüfen karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettik. Orada galiba karşılıklı olarak telefon numaralarımızı istedik ve telefonlarımızı çaldırmış olabilirim. Rahatla bakar mısınız? çöp konteynerini attım diyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ak merkeze gittim diyor. Abimin arkadaşıyla diyor karşılaştık diyor. Orada da sohbet ettik diyor. Birbirimize diyor telefon alışverişi yaptık diyor. Devam ediyorum. Olaydan sonra saklandığın dönemlerde seni saklayan kişiyi tarif edebilir misin? Cevap klasik ne olacaktır? Tabii ki bilmiyorum. Ben bu şahsı doğru dürüst görmediğimi yukarıda ifade etmiştim. Ancak biraz tarif edersek bu kişi beyaz tenli, uzun boylu, 35-40 yaşlarında, siyah, kıvırcık saçlı bir şahıstı. Bıyıklı olup olmadığını hatırlamıyorum. Göz rengini de hatırlamıyorum. Ancak hangi yöreden olduğunu, daha doğrusu Adanalı mı, Hataylı mı olduğunu bilmiyorum ancak Karadenizli olmadığını biliyorum dedi. Orada yine başka sorular soruluyor. Başka isimlerden bahsediyor polis. Yine onları tanımadığını söylüyor. Bu kez Cumhuriyet Savcılığımıza yapılan bir ihbarda Kevser Akın'a ait bir araç ile yurt dışına kaçırıldığınız iddia olmuştur. Bu konudaki ifadeniz nedir diyor. Cevap veriyor. Bu iddialar doğru değildir. Bahsedilen kişiyi tanımıyorum diye söylüyor. Orada başka kişilerden daha sonra onları da tanımadığını söylüyor. Bir başka soruya geliyor. Münevver Karabulut'u daha önce size yaz tatilinde Cihangir isimli bir temel ile tanıştığını ve bununla görüştüğünü söyledi mi? Bu olaydan haberiniz var mı? diye soruyor. Hayır benim bu ilişkiden haberim yok diyor. Olay günü Münevver Karabulut'un cep telefonunda Münevver'in başka bir ile ilişkisi olduğunu gösteren mesajların kim tarafından gönderildiğini hatırlıyor musunuz diye soruluyor. Dedik ya olmayan bir mesaj diye. O da ne cevap verecek Cem Gariboğlu da? Buna benzer. Beni sinirlendiren mesajların Münevver'e kim tarafından gönderildiğini hatırlamıyorum ve kaç tane mesaj olduğunu hatırlamıyor. Ama mesajın içeriğini hatırlıyor. Her şeyi hatırlıyor. Ama Kaç tane mesaj gelmişti? Kaç tane mesaj okudun? Gönderen kişi kimdi? E, muhtemelen gönderen kişinin ismi de yazıyor olacaktır orada. Ama bunların hiçbirini hatırlamıyor. Olay günü Münevver'in evinizde buluştuktan sonra Münevver'in cep telefonundan annesine gönderilen Beşiktaşlıyım şeklindeki mesajı siz mi yoksa Münevver mi attı? Bu mesajı ben atmadım. Münevver'in atıp atmadığını da görmedim. Yine bir başka soruya geçiyoruz. Münevver eve geldiğiniz zaman bahçe kapısında yürürken kameraların görmemesi için kendinizi eğdiniz mi, eğmediniz mi? Ve olay sonrası testleri almak için evden çıkarken, ticaret merkezinden eve dönerken kullandığınız bahçe yolunda aynı güzergahtan mı geçtiniz ve kameraların sizi görmemesi için kendinizi eğdiniz mi, eğmediniz mi? Cevap olayı ben hatırlamıyorum. Bir başka soru. Cinayeti işledikten sonra testleri almak için evden çıkarken alt Bahçe kapısını kullandığınızı iddia ediyorsunuz. Çıkarken kapıyı kapattınız mı? Cevap. Evden çıkarken alt bahçe kapısını kapatmadım. Çünkü dışarıdan kapatma tertibatı yoktur. Sadece çektim. Gelirken de aynı şekilde açtım. Bir diğer soru. Cinayeti işledikten sonra evin odalarına ve işlediğiniz olaya ne kadar kan aktığını ve bunu temizlemek için neleri kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Cevap. Cinayet anında ne kadar kan aktığını hatırlamıyorum. Temizlemek için ise banyoda bulunan kedi sepetinden... Birkaç tane kirli elbise aldım. Bunlarla kanı temizlemeye çalıştım. İçlerinde bir tanesi burgaz ibareli gömlek olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer soru olayda kullandığınız testleri nereye koydunuz? Cevap ben testleri evdeki dolapta saklamıştım. Sanırım polis bunu ele geçirdi. Bir diğer soru kendisine cesedin adli tıp raporuna göre üzerinde boğaz kısmında ters V şeklindeki yara ve çizikler ile yine karın kısmındaki paralel çizgilerin ne anlama geldi soruldu. Çünkü burası önemli. Bazı kesikler vardı ki sanki bir mesaj verircesine yapılmış kesiklerdi. Şu, polisler adet tıp raporundaki o belirtilen özel kesimleri soruyor. Ve burada cevap ben bu yaraların ve çizgilerin nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Ben bunları yaptığımı kabul etmiyorum. Ancak bunlar varsa elbette ki ben yapmışımdır. Ancak bunların Herhangi bir törene, ayine ya da şeytana kurban verme şeklindeki sapık tarikat ya da gruplarla ilgisi yoktur. Yine bana itam edilmeye çalışılan sadizm ya da işkence sever şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben yurt dışında kaldığım süre içinde ortaokul ve lise eğitimi aldım. Ancak üniversite eğitimimde hukuk okumayı düşünüyordum. Hatta uluslararası hukuk okumayı istiyordum. Çünkü yabancı dilim var. Ben hukuk diplomam olmasının geçerli bir diploma olduğunu düşünüyordum. O kadar çelişkili şeyler söylüyor ki. Bir başka soru. Babanız eve geldikten sonra kendisiyle birlikte Bahçeşehir'de bulunan Barnes Cafe'ye gittiğinizi iddia etmektesiniz. Babanızın sizi bu kafeyi bıraktıktan sonra tahminen burada kaç saat kaldınız ve bu kafeye daha önce gidip geliyor muydunuz? Sahipleri ya da garsonları tanıyor musunuz? Cevap veriyor. Babamla olay sonrası evde kaçta çıktığımızı hatırlamıyorum. Barnis kafede ne kadar oturduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Buradaki garsonları ve iş yeri sahiplerini de tanımıyorum. Buraya daha önce 4-5 kez gitmiştim. Yine soru. Babanızla evden çıkmadan önce eve polislerin geleceği şeklinde bir haber aldınız mı? Evden çıkarken herhangi bir polis aracıyla karşılaştınız mı? Evinizde aileniz çok yüksek miktarda para bulundurur mu? Çünkü burada şöyle bir Durum var evde. Yüklü miktardaki bir paranın olduğu ama daha sonrasında da o paranın alındığı iddiası var. Yani evde para bulunamadığı yönünde bir iddia var. Buna cevap veriyor. Böyle bir haber almadım. Polis aracıyla karşılaştım. Hatırlamıyorum. Ailem evde yüklü miktarda para bulundurmaz. Yine bir başka soru. Cinayet mahalline tekrar Bizi açıklar mısınız? Cevap veriyorum. Ben yukarıda ifademde açıkça izah ettiğim gibi Bahçeşehir Şelale Evleri Villamızlık mutfakta işledim. Ve burada öldürdüğümü anlayınca cesedi ortadan kaldırmak için uğraştım. Ve cesedi buradan valizler vasıtasıyla götürdüm. Etilerde bıraktım. Olayı tek başıma işledim. Bana kimse yardımcı olmadı dedi. Yine bir başka soru. Teslim olduğunuz esnada üzerinizde bulunan giysileri nereden temin ettiniz? Cevap teslim olduğum gün üzerimde bulunan elbiseler benim olay günü üzerimde bulunan elbiselerdir. Bir diğer soru olay gecesi polis tarafından yakalanıp servis bırakıldığınız iddiası konusunda olayın doğru olup olmadığını anlatır mısınız? Cevap veriyor. Ben yakalandığım bu gece dışında polis tarafından hiç yakalanmadım. Olay gecesi de polis tarafından yakalanıp bırakıldığım iddiası yalandır. Benim ailemden kimse polislere rüşvet vermiş değildir. Bu olayı medya ortaya atıyor. Burada yapacak bir şey yok dedi. Babam beni Banis Kafe'ye beni bıraktığı sırada cebimdeki cüzdanda 200 TL para vardı benim saklandığım süre içerisinde paraya ihtiyacım yoktu. 15 günde bir ihtiyaçlarım geliyordu. Ancak ihtiyaçları karşılanları ben tanımıyorum dedi. Hazır olan şüpheli vekiline yapılan tüm savunmaya karşı savunması soruldu. İfadeye karşı bir diyeceğimiz yoktur. Samimi beyanda bulunmuştur. Yani avukat beyin söylediği samimi beyanda bulunmuştur. Yani bu ifadeyi işte sizler okudum. Ne kadar samimi beyanlar olduğunu artık sizler buna karar verebilirsiniz diye söylüyoruz. İfadesinde herhangi bir psikolojik baskı altında olmadan hür ifadesiyle vermiştir. Ayrıca gerek ifade sırasında gösterdiği kişilik özelliğiyle gerekse düzenleyeceğimiz sosyal inceleme raporunda kişilik ve bireysel özelliklerini ve müsnet suçla ilgili davranışları yönlendirme yeteneği konusunda gerekli açıklamalar ile ilgili beyanda bulunmuşlar. Hazır olan çocuk mahkemesinde görevli Uzman kişilere de tek tek soruldu. Yani dedik ya psikolog var, pedagog eşliğinde alınan ifadeler ve pedagoglar da orada Cem Garipoğlu'nun durumunu anlatıyor. Yani Cem Garipoğlu'nun ifade verirken ki ruh hallerini analiz ediyorlardı. Onlar da şöyle bir beyanda bulunuyorlar. İfadesini herhangi bir psikolojik baskı altında olmadan özgür iradesiyle vermiştir. Ayrıca gerek ifade sırasında gösterdiği kişilik özellikleri, gerekse düzenleyeceğimiz sosyal inceleme raporunda kişilik ve bireysel özelliklerini ve müsnet suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği konusunda gerekli açıklamalar ile ilgili soruşturma dosyasına sunacağız dediler. Şüphelinin avukat huzurunda ve psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı huzurunda hep birlikte tutulan iş bu tutanak hep birlikte imza altına alındı denilerek Cem Garipoğlu'nun ifadesi sonlandırıldı. İşte gördüğünüz gibi Cem Garipoğlu'nu teslim ederken öyle bir plan yapılmıştı ki aslında Münevver Karabulut cinayetinin üzerindeki sır perdesi hiçbir koşulda kalkmasın diye bir tezgah yapılmıştı. Cem Garipoğlu'nun saklandığı yeri bilmiyor. Biz hiçbir zaman için öğrenemedik. Cem Garipoğlu nerede saklandı? Kimler tarafından saklandı? Kim ona yardım ve yataklık yaptı? Bu sorunun hiçbirini bilmiyoruz. Cem Garipoğlu tek başına mı öldürdü? Tek başına öldürdükten sonra evi tek başına mı temizledi? Kendisi tek başına söylüyor. Ama aile fertlerinde de yardım ettiği ortaya çıktı. Aile fertleri bu cinayetin tam olarak neresindeydi? Hiçbir zaman için net bir şekilde ortaya çıkmış değil. Ve en önemlisi, en önemli soru. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Bu sorunun yanıtı asla ve asla net bir şekilde ortaya konmuş değil. Ve muhtemelen de konmayacak. Eğer Cem Gariboğlu öldüyse de sırlarıyla birlikte ölmüş olacak. Ve yine dediğimiz gibi Fetih Kabir ile birlikte orada cesetten sadece bir örnek alınacak. Çünkü insanlar şunu bekleyebilir. Adli tıp kurumundaki uzmanlar gidecekler mezar fetikabil yöntemiyle açılacak. Fetikabil yöntemi açıldığında ne bekliyorsunuz diye soracak olurlarsa sadece orada artık doku kalmadı. Hiçbir doku olmadığı için de sadece bulacakları kemik. Kemikten örnek alınacak. Kemikten alınan örnekler yine garip oğlu ailesinin annesiyle babasıyla eşleştirilecek ve DNA örneklerine göre de işte annesiyle uyuyor mu, babasıyla uyuyor mu diye bir eşleştirme yapılacak. Aynı şekilde burada bir bilgi daha vereyim. Cem Garipoğlu intihar etti denilip de dosya intihar olarak kapatıldığı dönemde yine Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeler yapılmış. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönünde tespitler yapılmıştı. O dönemde doku örnekler alınmıştı. Aslında o doku örneklerinde tamamı alınan örneklerinde halen Adli Tıp Kurumu'nda saklandığını belirtebilirim. Yine kamuoyunda bazı yanlış bilgiler var. Hemen onları da düzeltmek istiyorum. Birincisi Münevver Karabulut'a bir cinsel saldırı söz konusu değildi. Şunu söyleyebilirsiniz. Bazı yerlerde yazan şey Münevver Karabulut'un otopsisinde sperm bulundu denilebilir. O sperm pis masa skandalı olarak adlandırdığımız bir spermdir. Yani nedir? Bilindiği gibi otopsi yapılırken oraların temizlenmesi, o masaların temizlenmesi gerekir. Bir önceki otopsiden kalma spermin münevver Karabulut'a bulaştığı ortaya çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun bir hata sonucun ve daha sonrasında o görevler hakkında işlem yapıldı. Ve yine Adalet Bakanlığı da Süreyya Karabulut'a bu hatadan kaynaklı da devlet bir tazminat ödediğini de altını çizebiliriz. Yani Münevver Karabulut'un üzerinde bulunan sperm yanlış bir spermdi. Başka bir dosyadan, başka bir suç dosyasından bulaşmış bir spermdi. Ve Münevver Karabulut hiçbir şekilde bir cinsel birliktelik yaşamamış bir kişi olarak rahmetli olduğunu altını çizerek bunu belirtmekte fayda var. Diyoruz ya bu dosyalarda çok yanlış bilgiler dolaşıyordu. Bir şehir efsanesiyle o spermdi. Bunu da açıklamış olalım. Şimdi bir başka yanlış bir bilgi de deniliyor ki işte Cem Garipoğlu'na otopsi yapılmadı diye söyleniyor. Hayır Cem Garipoğlu'na öldükten sonra otopsi yapıldı. Halk arasında göstermek gibi olmasın diye. Alın bölgesi açılıyor boğaz bölgesi açılıyor. Şu bölüm açılıyor ve alt batın olarak belirtilen bu bölümler açılmış bir halde görüntüsü var ve bu görüntülerde adli tıp kurumunda hani duruyor. Buralardan örnek alınmış durumda. O örneklerde dediğimiz gibi şu an adli tıp kurumunda bekletiliyor ve fetikabil yöntemiyle alınacak örneklerde yine buradaki daha öncesinden 2014 yılında yapılmış olan otopsilerle de karşılaştırılacak. Yani bir problem var mı yok mu Cem Garipoğlu mu değil mi işte kaçtı mı kaçırıldı mı yok işte kaçtıysa bu örnekler kimlerden alındı aslında o kadar çok sorular var ki işte yargı doğru bir karar vererek Fethi Kabir yapılmasına izin verdi. Çünkü eğer ki Fethi Kabir yapılmamış olsaydı bu soru işaretleri asla ve asla hiç kimsenin aklından çıkmayacaktı ve soru işaretleri sürekli giderek büyüyecekti. İşte yargı mı koruyor, devlet mi koruyor, bir başkaları mı koruyor, kim kaçırdı, bak kaçırmamış olsalardı mezar açılırdı gibi sosyal medyada ve sosyal toplumdaki bu tarz soruların biri bin katılarak devam ediyor olacaktı. O yüzden yargının aldığı kararı da ben de destekliyorum. Doğru bir karar. Mezarın açılması gerekiyor. Mezar açılsın ve mezar açıldıktan sonra da çıkan karara saygı biz de duyacağız. Ama tabii ki dediğim gibi de bu yayının başında da belirttiğim gibi de birçok kişi aslında farz edelim ki mezardaki kişi Cem Gariboğlu çıksa bile inanmayacaklarını düşünüyorum. Şüpheci bir şekilde de davranmaktalar da haklılık payı da var. Çünkü dediğimiz gibi o pis masa skandalı düşünecek olursak, adli tıptaki pis masa skandalını düşünecek olursak doğal olarak ki bazı kesim yine inanmamaya da devam edecektir diyerek bu yayınımı burada sonlandırarak hepinize teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, ayağınıza taş deniz.